Sevgili gençler, hepinize merhabalar. Bugünkü konumuz benim hocamın değerli fizik öğretmeni Barış Akıncıoğlu. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sizi çok sorma. Resmisin. Nasıl resmi? Çok ciddisin abi. Ne bileyim ya, ciddi bir program diye zannettim ben de. Ciddi. Ciddi bizim göbek adamız abi lütfen. Tamam, iyi o zaman. Pardon, yanlış giriş yapmış. Yanlış giriş. Sevgili gençler, fizik dersiyle ilgili özellikle bu dönemde nerede olmamız gerektiğiyle ilgili soruya cevap arayacağız. Yol haritamızla ilgili aslında bir farkındalık yaratmaya çalışacağız ve hemen Barış abi dönüyorum. Abi aylardan Ekim geliyor, Kasım, yılın sonuna doğru geliyoruz ve özellikle fizik dersiyle ilgili süreçte şu anda gençler nerede olmalı, bundan sonra nasıl ilerlemeli, fizikle nasıl barışmalılar? Şimdi tabii biz videolarımızı hazırladık zaten. Biz hazırız da. İşte önemli olan öğrencinin kendi hızında ilerleyebilmesi çok önemli burada. Ben kötümser olarak şöyle düşünüyorum. Yani aramızda bulunan en zayıf arkadaşın dahi bu yılın sonuna kadar TYT konularını bir kere bitirmesi. Kesinlikle en önemli noktalardan biri bu. Tabii bu arada işte TYT konuları ilerlerken çaktırmadan 12. sınıf konuları da okulda şimdi yazılıya girecekler. Örnek veriyorum, bir çembersel hareket konuları vesaire. Bu konulardan yaklaşık olarak üniversiteden de 3 soru geliyor. Yani okul yazılılarını birazcık bu arada çalışırken bir avantajları daha var. AYT ile ilgili de bu arada konu eritiyorlar. Ha, bunu belki diyebilir ki bir arkadaş, ya ben AYT ciddiyetinde yapmadım etmedim, ama emin olun faydasını göreceksin bunların da. Ama kötümsel olarak düşündüğüm arkadaşlar şu ana kadar belki TYT'nin belki de yarısını geçmiş olmaları gerekiyordu. Ama daha iyi olan arkadaşlarım var. Hatta işte bazı öğrencilerim var benim de. Onlar mesela TYT konularını bitirenler var. Ama büyük çoğunluk sonlara yaklaştığını düşünüyorum ben artık. Biz zaten açıkçası hazırladık. Tüm videolarımız hazır. Yeter ki öğrenci arkadaşım niyetlensin. Sonra niyetlendikten sonra da hakkını versin. Yani biraz daha şey gibi ayırabilir miyiz abi? Yani biraz daha zorlananlar bu dersle ilgili, evet. En azından yılın sonuna kadar. Kesinlikle. En geç yılın sonuna kadar TYT fiziği Aralık bitirmeli. Sonunda bitecek. Yani yeni yıla artık AYT ile baş başa kal. Ha, TYT'de de şunu yapabilirsin. Yani ben ondan sonra ne yapmam lazım diyebilirsin. Ondan sonra da bence bol bol branş denemesi yapacak. Eğer branş denemelerini yaparsan da sürekli zaten çok taze olacaksın da. Taze olduğun zaman da zaten hiç unutmayacaksın da. Zaten bir sürü sınava giriyorsunuz bir arada. Deneme sınavına giriyorsunuz. Okulda oluyor, dershanede oluyor vesaire oluyor. Bizim Türkiye genel sınavlarımız olacak. Yani hepsi var, ama önemli olan dediğim gibi öğrencinin unutmaması. Orada da TYT birazcık lehimize bence. Gerçekten lehimize. Yani bir de çerez gibi. Branş denemesinin de güzelliğini ben o yüzden seviyorum. Mesela 7 soruluk olduğu için öğrencinin okulda bir ders boşluğu oldu. Bir boşluğu oldu, bir saat oturur, 3 tane yapar, 5 tane yapar. Bir bakar 30 denemelik bir kitabı 10 günde, 20 günde, atıyorum 1 ayda çok rahat temizler. Ve böylece hep zinde de kalır. Sene sonuna kadar birkaç tane de branş denemesi çözer bile yani. Peki benim hedefim diyelim ki ilk 30 bin. Burada da mesela TYT konuları da daha demin aslında bir tespit yaptılar. Bitirmiş olmaları gerekiyor mu? Kesinlikle. Ya da şu anda artık bitmiş AYT sürecini zaten başlamış olmaları gerekiyor. Yani... Şimdi bu 30 bin demek yaklaşık zaten yani Türkiye derecesine yaklaşmaya gelmiş bir arkadaş. Şimdi artık bu arkadaşlara nasıl çalış demememiz lazım. Onlar zaten kendileri bu bilinçte hareket ettikleri için bence güzel ilerliyorlardır. Yani o arkadaşlar önemli olan sakin ilerlemeleri. Yani ve bildiklerini ciddi bir şekilde öğrenmeye devam edecek. Sonrasında da inşallah unutmayacak. En önemli nokta bu. Yani o arkadaşların ben artık sonlarda ya da bitirmiş olduklarını düşünüyorum. AYT'de yavaş yavaş yol alacağım. Çünkü bu işi ne kadar erken ya bitirebilirsen o kadar da iyi olacak açıkçası. Çünkü zamanın olacak. Tekrarlamaya eksiklerini tespit edebilecek. Şimdi sen ne kadar geç bitirirsen eksiği tespit etmek de o kadar zor. O yüzden bence tespit çok önemli. Erken bitirmenin avantajı da bence bu zaten. Kesinlikle. Peki TYT AYT beraber yürütülebilir mi şu dönemde abi? Yani yürütülebilir. Zaten dedim ya 12. sınıf konuları var. Hı hı. Eğer birazcık da 11 konularından da hatırladıkları varsa mesela işte bazı konular gerçekten kolay. Oraları bence çok rahat temizleyebilirler. Ha, önemli olan biraz daha uzmanlık gerektiren konulara belki daha işte ne diyeyim itme momentumdur veya uğraştırabilecek konuları biraz arka plana atabilirler. Ama kolay konuları bence artık bitirsinler gerçekten. Bitirsinler. Peki biliyorum çalıştım ama unutuyorum. Nasıl engelleyeceğim bunu abi fizik dersi için? Şunu özellikle söyleyebilirim. TYT'de bence ve AYT'deki bakış açısını farklılaştırmanız lazım. Mesela TYT'de çok soru görmeyi kabul ediyorum ben. Okuduğunu anlama çünkü. Ve kısa zamanda yapma becerisi biliyorsunuz. Ama AYT öyle değil. AYT'de zaman sorunumuz yok. AYT'de ne sorunumuz var? Bilgi sorunumuz var. O bilgiyi nerede tutacağım? Sonlara doğru yaklaştıkça özellikle öğrencilere tavsiyem şu.
AYT'de hani çok soru çözmeye çalışıyor. Hayır, AYT'de çok soru çözmeyin. AYT'de çok konu çalışın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı sorulara bakın. ÖSYM'nin hazırladığı sorulara bakın. Çok ana temadaki şeyleri soruyor. Yani 14 sorunun belki 10 tanesi ana tema. Yani okuldaki öğretmenin sana anlattığı, bizim videolardaki anlattığımız işleri gerçekten de hakkıyla bilen bir öğrenci 10 soruyu yapması lazım AYT'de. 3-4 de zaten üst düzey çalışanın hakkı olsun. Ama ben normal çalışıyorum dediğin zaman gerçekten de yapabilirler de bunu. Ama ısrarla son günlerde şunu tavsiye ediyorum. Çok unutacaklar. Örnek veriyorum, yanlış hatırlamıyorsam yani bir 41 ders falan biz anlattık zaten AYT'yi, yaklaşık 41 derste bitireceğiz. Yani neredeyse her birinde bir konu anlattık yani. Çoğunda birkaç konuda sadece ikiye yaydık ama yani bu kadar çok konuyu nasıl kafada tutacağım? Marifet bu zaten AYT'de bence. Adam belki sana 2 ile 2'nin toplamını soruyor ama konuyu bilmiyorsun sen. O yüzden AYT'de kesinlikle konu bilmek zorundasın. Ama TYT'de çok soru görün. Çünkü okuduğunu anlamayla veya birazcık böyle zamanla o eksiklerini tespit ederek hızlanırsın. Ama AYT'de konuyu bilmek zorundasın. Bu ilginç bir tespit. Mesela hep bize şey dedi ya, soru çöz, soru çöz, soru çözmeden olmaz. Tam tersi AYT için fizikte özellikle konu kesinlikle daha belirli. Son gün mesela Mayıs'lara doğru yaklaştığı zaman, Nisan-Mayıs'tan sonra öğrencinin en büyük belası şu olacak. Unuttuğu konular var. Belki gerçekten de örnek veriyorum, elektriksel potansiyel enerjiden gelen sorulara bakıyorum ben. O kadar kolay ki sınıfta sormam ben o soruyu. Ama o kadar kolay sorular ki senin tek orada yapman gereken, ya bunu ben nasıl hesaplıyordum? Tık tık işlemi yapacak, yapacak net. Yani bu yüzden konu anlatımları çok kıymetli. Özellikle AYT'de. Yani TYT'de dediğim gibi çok soru gör ama AYT'de çok konu gör. Bravo. Güzel bir tespit abi. Peki bir fiziğe karşı ön yargın varsa abi, ki mutlaka biz dinleyenlerde ön yargım var, kıramıyorum. Ne yapacak? yani burada ben şöyle diyorum, yani pes mi edeceksin? Yani şu fark çok önemli. Şimdi her branşın içerisinde böyle şeyler var. Şimdi kimyada sana ters gelen var, biyolojide var, fizikte de var. Şimdi her ters geleni bıraktığın zaman ne olacak? Sonuçta istediğin netler gelmeyecek, istediğin puanlar gelmeyecek, istediğin bölümler de gelmeyecek. Yani birazcık inatlaşacaksın. Şimdi ben şimdi gençlere desem ki inatçı mısın desem, bazı konularda inatçıyım diyordur adam. Şimdi mesela büyük olsa der ben çok inatçıyım. Buyur derse de göster o inatı. Yani bazı konular, şunu kabulleneceksin bence. Bazı konular çabuk iner, çabuk karşılığını alırsın. Bir saat çalışırsın, iki saat çalışırsın. Belki okulda 80 de alırsın. Test kitabını çözdüğün zaman da bir bakarsın ki vay be, soruların %85'ini doğru çözüyorum. İyi yoldayım ben. Ama bazı konular, ya kusura bakmayacaksın, zaman alacak. Bunu kabulleneceksin. Fark yaratanlar da bunlar bu arada. Emek vereceksin, uğraşacaksın. Ha bir de şu var, herkesin yaptığını ben de yaparım. Yani. İnatlaşmak yani biraz da, değil mi abi? Abi yani kabul, ama şeyi bir kabulleneceksin önce bir. Ya beni bu konu uğraştıracak ya diyeceksin. Yani önce bunu kabulleneceksin sen. Kabullendikten sonra tamam, birazcık zaman tanıyacaksın kendini. Yani her şey iki vakitte olacak diye şey yok. Ben mesela belki bir konuya çalışan bir öğrenci, örnek veriyorum. Matematikte birinci gün konuyu oturtuyor. Biraz çözüm soruları inceliyor. Ertesi gün teste dalıyor diyelim ki. Ya bu işi iki günde bitirdi. Ama biz belki bu iş dört gün gerekiyor. Belki beş gün gerekiyor. Yani olacak ama sabır biraz. Veya defalarca deneyecek bir şeyde. Yani bence bu çok önemli. Evet. Biraz inatlaşmak, didişmek, evet. Belki uğraşmak. Ya kabullenmeyeceksin ya. Yenilgiyi kabul etmek gibi bir şey. Baştan niye kabul ediyorsun ki zaten? Bence komik olan da o zaten. İşte çok kırılgan bir yapı var ya abi biraz. Mesela bir yapamadım ben yapamıyorum. İki yapamadım ben yapamıyorum. Üç de içselleştiriyor zaten bunu. Evet. Ha o inatlaşma ya da o soruyla ya da o konuyla mücadele etme algısı belli bir yerden sonra kırılıyor. Evet. Biraz kırılgan bir yapı. Yani işte duygularla işin yürümesi aynı şey değildir yani. Sınav duygusallığı pek kaldırıyor mu bilmiyorum yani. Bence kaldırmıyor. Yani mantık duygusallığın önünde gelmesi lazım. Yani duygusal davranmayacaksınız ya. Kendinize acımayın derim ben öyle öğrenciye de. Acımayacaksın yani. Sen rakiplerin seni acıyor mu? Acımayacak. Ben bunu yapmak zorundayım. Evet, rakiplerin de seni yenecek. Yani eğer sen öyle davranırsan sonuçlar belli o zaman. Yani. Aynen öyle. Peki abi son olarak şu dönemde Ekim-Kasım'da YKS 2005 hazırlanan gençlere ufak bir öneri alsam senden bir cümleyle. Ne dersin? Zaman çok hızlı geçecek. Önce onun farkına varmadan. Yani aslında her dakika çok kıymetli. Yani gözünüzü açtın, kapadın, bir bakmışsın sınava girmişsin. Yani dolayısıyla bu zamanı çok iyi kullanmalar. Bence hayattaki en değerli şeylerden bir tanesi zaman kullanın. Planlı olmanız vesaire olmanız. Yani bunu birçok öğretmeniniz söylüyor, her şey diyor. Ama bence sizin bunu yapmanız çok önemli. Zamanı kullanma becerisi bence seni önde tutacak şeydir. Ve bence özellikle belki mezun gruptaki arkadaşlar bu konuda biraz daha şanslı olabilir yani zamanını yönetme. Ama 12. sınıftaki arkadaşların en büyük derdi bence bu.
okula gidiyor, okuldan çıkıyor belki dershaneye gidiyor, dershaneden gidiyor artık turşu vakitte, turşu haliyle de ders çalışmaya çalışacak. Ne kadar başarılı olacak. O yüzden kesinlikle planlı, programlı gitmelerini diyoruz ya biz işte. Aslında zamanı nasıl yönettiklerini öğrensinler. Aynen, mesela şey diyorduk abi, Haziran ayı geldiğinde hani artık başlayın, durmayalım ne olursa olsun. İşte geç sınavdan sonra Temmuz ayı geldiğinde daha doğrusu. Evet. Hani artık açıklandı, şu oldu bu oldu, başlama zamanı geliyor falan. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'a geldik. Yani şimdi bir bakmışsın kış ayı çalışmak için de verilmiş bir dönem. Evet. Gerçekten zaman çok hızlı geçiyor. Yani, öğrencilerimizin bunun farkına varmaları lazım. Yani sen tamam çok iyi çalışıyor olabilirsin, şu olabilir, bu olabilir. İşte her dakikanı değerlendireceksin arkadaşım. Tamam yani mükemmel ders çalışamayabilirsin. Yani %100 performansı olmasa %80'e çıkar. %90'a. Yani ayırdığın zamanın da hakkını var. En önemlisi o, ben ona inanırım. Bir de kademeli olarak arttır. Yani arttır da dediğin. Bir de zaten şu var. Bu çalışmak çok güzel bir şey aslında. Yani böyle kendi performansını yukarı çektiğini gördükçe bu hevesin de artacak. Bakacaksın ki netlerin de arttığını göreceksin. Elbette ki yani yoluna girecek bazı şeyler ama işte inşallah kullanabilirler gençler. Bu sabrı göstermek de zor bir şey yani. Kesinlikle. Katılıyorum. Abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki Ankara'ya geldiğinde artık Aralık Ocak'ta ne yapmaları lazım, Şubat Mart'ta ne yapmaları lazım diye. Öyle yaparız. Devam edeceğiz abi. Allah ne verdiyse. Seni bulmuşken burada. Kaçıyoruz. Tamam, sevgili gençler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.